Evet, yeni seçilen milletvekillerinin gündemi yoğun ama onları düşündüren bir başka sorun daha var. Konut sorunu. Ankara dışından gelen milletvekilleri başkentte ev arıyor. Kiralar da, ev fiyatları da yeni vekillerin gözlerini korkutmuş durumda. Meclis yeni milletvekillerini ağırlamaya hazırlanıyor. Mazbatalarını alan vekiller 5 yıl boyunca yaşayacakları başkente gelmeye başladı. Ankara dışından gelenlerin en büyük sorunu barınma. Bunun için meclise kayıtlarını yaptıranlar soluğu emlakçıda alıyor. Milletvekilleri birkaç yıl öncesine kadar bu bölgede yer alan lojmanlarda oturuyordu. Şimdi bu lojmanların yerine dev bir alışveriş merkezinin inşaatı var. Peki Çiçeğiburnu'nda vekiller barınma sorununu nasıl çözüyor? Kızım burada. Evet, evet, torunum var. Onlar burada. Onun için onlarla şimdilik idare edeceğiz. Daha sonra bakalım. Akrabalar vekilin imdadına koşuyor. Ankara'da yakını olanlar şanslı. Peki ya olmayanlar? Vallahi şu an misafirhanede sanıyorum geçen dönemde milletvekillerimizin kaldığı misafirhaneler var. Onlar da aradılar. Onların kaldığı misafirhanede birlikte kalacağız. Şimdi geçici olarak bu otelde kalacağız yani. Kısa zamanda uygun ev bulmak kolay değil. Hem meclise yakın olsun hem de ucuz olsun diyenler biraz daha düşünmeli. 7-800'de kira sorunu olmaz. Tabii ki geldikleri yeri ölçü alırlarsa bu miktarlara bulmak zordur. 3+1 normal oturulacak daire 850 YTL'den başlamaktadır. Küçük illerden gelenler kira fiyatlarını öğrenince şaşırıyor. Başkente alışmaları için biraz daha zaman gerekiyor. Fiyatları söylediğinizde tepkileri oluyor mu? Ne tepki veriyor? Abu diyorlar. Çünkü kendi geldikleri memlekete göre ölçü alıyorlar. Son yılların gözde semtlerinden birisi de Ankara Çukurambar Mahallesi. Yeni milletvekili burada oturmak için 750 ila 1200 YTL'yi gözden çıkartmak zorunda. Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Osman Pepe gibi birçok önemli ismin tercihi Çukurambar Mahallesi. İnşaatlar hızla devam ediyor. Ancak kiralar yeni vekilleri zorlayacak gibi. Yaklaşık 950 YTL'den başlıyor. 1500 YTL'ye kadar çıkıyor. Tabii tüm bunların dışında alternatifler de var. Özellikle tek başına Ankara'ya gelen vekiller, başta TEDAŞ olmak üzere çeşitli kurumların misafirhanelerini tercih ediyor.